Berbat ortaokul ve lise tarih kitaplarından sadece tarihe at gözlüğüyle bakan, sadece Türk yönüyle bakan tarihçilerden tarih öğrenmeye çalışıyoruz ve bunların en önemli sorunumuz da Ermeni sorunu. Sadece Türkler yönünden ve Ermeniler yönünden bakamayız. Bunun gerçekten iç yüzü nedir? Gerek Ermeniler gerek Türkler bakımından. Burada yüzleşmemiz gereken bir nokta var mı Ermeni? Var mesela Ermeni konusunda bu olay nasıl oldu? Bu tescil nasıl cereyan etti? Bunların çok teferruatıyla anlatılması gerekir. Sonra mesela hiç resmi tarih yazımı dediğiniz şeyde bile değinilmeyen bir şey. Şimdi bu Genelkurmay Almanların elindeydi. Yani Enver Paşa'nın Genelkurmay Başkanı Bronsart von Schlefendorf'tu. Alman generaldi. Bunlar tertipliyorlar bu tehciri. Yani çünkü tehcirde İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki Ermeni gruplar, cemaatler, yerleşmeler bir tehlike olarak görülüyor. Rusya ile savaşan bir memleket için tehcirin üzerinde ısrar duruyorlar. Hatta mesela birçok yerlerde aman canım işte dilinizi değiştirmiş oluverin de tehcirin dışında kalın yerlilerden. Mesela ona karşı da yok öyle şey olmaz yani bu kadar antibiyotik yutmaz yetmez daha da alacaksın der gibi bu tehcir projesini tamamlayın deniyor. Bundan hiç bahsedilmiyor. Bu yeni yeni çıkıyor. Bir söylenince tabii kimse dinlemez ama şimdi benim bildiğim birisi yazıyor bunu Hilmar Kaiser yani onun tezi o. Bu yakında basın çıkar Almandır. Bu programda bizim bu Nisan Ermeni sorununu anlatmamız bütün boyutlarıyla mümkün değildir. Ama bu Hitler'in Holokost'u gibi değildir. Almanya Holokost'u mazur gösterecek ve bu cürmü yayacak bir politika ve tarih yazımını teşvik ediyor. İki taraflıdır. Bir tanesi bu anlatılanların hepsi doğru değildir. Böyle bir historical strike diye bir akım çıktı bir ara tarihçi kavgası. İkincisi de herkes bu işi yaptı. En başta Türkler falan gibisinden. Aynı şey değildir ikisi. Zaten dikkat ederseniz Bernard Lewis'in bu tipteki bir tezine, makalesine karşı Fransızlar ayaklandılar. Çünkü Fransa 2. Harp'te aynı şeyi yaptı Almanlarla birlikte ve ona ceza verdi mahkeme. Herhalde Sayın Yargıç, Fransız yargıcı, çok bilgin ve çok tarihçi bir adam. Bernard Lewis gibi bir hakikaten önemli bir müsteşrik ve tarihçiyi böyle mahkum Evet. edebiliyor bir pranga. Bunların üzerinde durulacak. Şunu size söylüyorum, Türkler az yazan, az tetkik eden biri. Türklerin lehindeki tezleri yazanlar da gene tamamen yabancılar. Birkaç kişi bunlar. Ve muhtemelen de bu araştırmaya Türklerin aleyhinde yönelimlerle girdiler. Fakat arşiv araştırmaları falan sonunda farklı sonuçlara ulaştılar. Bunu bilin. Böyle ezbere şeyler almayın. Tamam. Yani bu evet bu Amerikan üniversitelerinde moda. Ben bunu anlamıyorum. Hocam Cihat Burada Bilen diyor ki, hocama sorar mısınız Ahtamar Kilisesi'nin tekrar açılması konusunda düşünceler nedir? Ermeniler boş durmuyor, altımıza oyuyor, biz de onlara kilise açıyoruz diyor. Kiliseyi restore ettik yani. Restore ettik ve İbadet ayinde ediyorlar. yapıldı. Atilla Koç'un zamanında Kültür Bakanı iken onun restorasyonu süratle Buyurun. ilerledi ve bitti. Ve o zaman ayinde yapıldı. Şimdiki Patrik vekili de katıldı biliyorum ben. Bir yerde iki milli grup birbirini kesiyor. Kuvvetli olan veya resmi konumda olanı hemen yapıştırıyorlar. Jenosit. Ya jenosit dediğin o kadar kolay mı? Almanya'da bunu besliyor. Besliyor bugünkü Almanya'nın işi gücü. Bu gibi saçma teorileri beslemek. Çünkü omuzlarında çok büyük bir yük ve suç var beşeriyet tarihinde. Yahudi kırımı. Alman Yahudisi Alman kültürüne hizmet etti. Alman Yahudisi kendini Alman olarak gördü. Alman Yahudisi harp etti o memleket için. Öldü kaldı. Ve bunlar bir sabah kalktıklarında Almanya'nın birinci harpteki yenilgisinin ve fakirliğinin sebebi Yahudilerdir dedi. Bulduk olayı. Yani demiyor ki herif, bizim Kaiser salağın biriydi, lüzumsuz bir harbi çıkardı. Demiyor ki herif, bizim generaller iyi kurmaylık falan bilirler de askerlik için bu kadar yetmiyor. Daha başka bilgiler de lazım. Etrafı iyi kolaçan edeceksin. Silahını ve mühimmatını bile iyi kullanamadı. Demiyor ki herif, Almanlar harp eder, savaşırlar, hücum ederler fakat vatan savunması denen şeyi iyi beceremezler demiyor adam bunu der mi adam? Ya
kimi arıyor? İşte komünistler suçlu. E komünistler dediğin evet yarısından çoğu Yahudi zaten. Has Alman Yahudilerin işi diyor. E hadi keselim Yahudileri. Rusya'da da öyleydi. Bütün tembelliklerin, bütün günahların nedeni ne ahmak ikinci Nikola ne suratına bile tükürmeye değmez demiştir grandüklerden biri Rusya'nın rezil aristokratları. Ne aptal toprak sahipleri. Böyle köylüleri ezen falan. Siz biliyor musunuz? Rusya İmparatorluğu'nda en fakir bir Kafkas köylüsü Orta Rusya'nın köylülerinden çok daha muhteşem bir hayat yaşardı, çok daha özgürdü. Çünkü zavallılar hem tembel hem cahil hem de başlarındaki insanlar ahlaksız ve vicdansız bu kadar açık. Hiçbir şekilde bir şeyleri yok. Bunları kimse söylemez kendini zengin etmek için. İnsanlar ve toplumlar kendini beğenir. Yahudi'yi güzel bir ırk teorisiyle fırınlara yolladılar. Sırf Yahudiler değil efendim, Çingeneleri de, o zavallıları da bırakmadılar. Sırf onları değil efendim, Slavları da, Polonyalıları da. Siz biliyor musunuz, Kızıl Ordu askerlerini ilk önce fırına verdiler. Bu kadar ahlaksızlık. Bir asker adam esir aldığı karşı muharibi fırında yakar mı? Böyle bir rezillik görülmüş müdür tarihte? Bu nasıl bir askeri ahlaktır, nasıl bir savaşçılıktır, nasıl bir şövalyeliktir? Bütün bunların üzerine bu kavim utancını silmek için kendine suç ortakları arıyor. Biz biraz hırsızlık yaptık ama bu mahallede herkes hırsız demeye getiriyor. Bu çok basittir ve bunu yapıyorlar ve bunun için yerlileri de arıyorlar, teşvik ediyorlar. Teşvik edildiklerinin farkında bile değil. İnsanlar şöhret için, alkış için 20. 21. yüzyılın münevveri her şeyi yapar. Çünkü yalnız insanlardır bunlar. Amerika'da adam Türk Enstitüsü'ne giriyor, müdür oluyor. Bizim tezleri savunuyor. Ertesi gün diyor ki oradan ümidini kesince herhalde para da kesildi. Ben yanılmışım diyor. Bu sefer öbür tezi savunuyor aynı adam. Yani 18 yaşında çocuğun yapmayacağı çiğlik bunlar. Şimdi ismi lazım değil, sorana söylerim. Biz bunun çok örneklerini gördük. Fakat buna rağmen hakikatin ışığı ortadadır. Ve batı bilimi, batı bilimidir her şeye rağmen. Bize karşı tezlerle arşive giren nice alim oradan Türkofil olarak çıktılar. İşte bir Günter Levi, Alman Yahudisidir. İşte bir Matei Fransız, yani Matei bir amiral ne oludur, hiç bizim tarafta değildi tamamen. Oraya girdi, işte efendime söyleyeyim bir Bernard Lewis. Dedi ki bu jenosit değil dedi, bu bir masakır, katliam harbisinde olan olaylar Ermeni meselesi. Ve Fransız mahkemesi adamı bir frank cezaya mahkum etti. Fransız hakim çok biliyor herhalde Bernard Lewis'den daha. Yani düşünebiliyor musun? Bir tane Fransız hakim, yargıç. Ne bilir o herif? Hiçbir şey bilmez. Bernard Lewis'i mahkum ediyor. Ve Bernard Lewis'i savundu diye Gilles ve Einstein'ın dersine hücum ettiler. Öyle o kadar da demokrasi ve teminat her yerde çok iyi gitmiyor. Ve adam kolejde Fransa seçildiği zaman Fransa'nın en mühim müessesesi, İlimler Akademisi'nden daha önemli bir yer. Protesto ettiler. Cumhurbaşkanına gidip bunu tasdik etme üyeliğini demişler. Jacques Chirac akıllı bir devlet adamıdır. Çok fazla Türkofil olduğundan değil, Türkiye ile iyi geçiniyor, akıllı olduğu için geçindi. Zaten demiş ki, ya burada bu makamda birinin Akademi Kolej de France üyeliği tasdik edilmemişti 100 sene evvel. Kim o? Ernst Renan demişler. Ben böyle bir Türk yapıyor, hadi güle güle demiş. Bu sefer tören günü oraya basmaya kalktılar ve dendi ki kendilerine dışarı çıkın. Siz bizim vatandaşımızsınız ama kimleri kastettiğimi anlıyorsunuz. Fransa'nın da sizden daha eski bir tarihi vardır, şerefi vardır. Bu cumhuriyetin kurumudur. Burası polis çağırttırmayın bana. Collège de France'ın genel sekreteri kovaladı onları. Gilles dersini verdi. Bu sene kaybettik kendisini kanserden 68 yaşında. Hürmetle anıyoruz. Muhteşem bir adamdır. Efendime söyleyeyim bu sahsettiğim iki alimde hatta Günter üçü de Yahudidir. Demek ki Van Minütlerin arkasında dostlarımız da var. Böyle her Yahudi
Biz Engizisyon'da İspanya'dan Yahudi kurtardık. Evet kurtardık. Şimdi bir Alman kadın çıkmış, tarihçiymiş. Ben tanımadım. Yani bu kadar yaşıma geldi. Ben öyle bir tanımadım. Herhalde Dante gibi ömrünün yarısında Purgatorio'da çıktı kadın tarihçi diye. Bunlar diyor Yahudi tuttuğunuz yok diyor. Yahudi de getirmediniz diyor. Siz de Almanlar gibi antisemit. Elini kör Ankara Üniversitesi'ni ben kurdum tarihi o zaman yani. Bunlar çıkıyor ve bunu da Türk televizyonları çıkarttı bir iki tanesi. Niye çıkarttığını biliyorum. Türkiye'de kendini hiç gereksiz, hiç lüzumsuz yere azınlıktan hisseden bazı insanlar var. Türkiye'de bir Hristiyan'ın, bir Yahudi'nin kendini başka dışlanmış hissetmesini anlarız bir şeyle. Bir Müslüman için bu söz konusu değil. Çünkü Türkler Türk tiplerinin çok geç farkına vardılar. Ve hala daha Müslümanlıkların önüne bunu koymazlar. Belki de hiç koymayacaklar. Lüzum da yok. Ama burada böyle arkadaşların bazılarının tamamen dış propagandalarla şıklık olsun diye bilhassa matbuat dünyasında bu yola girmesi acayip. Saniyen haklarıdır her şeyi yapmak. Kendi milliyetçiliklerini kendileri inşa etsinler, konstruktif milliyetçilik yapsınlar. Türklerin değerlerini, tarihi maceralarını, Türklerin benliğini ve kimliğini tahrip ederek, hücum ederek yapmasınlar. Bu çok bunu ancak ahmaklar yapar. Ahmaklar yapar. Böyle insanların, böyle grupların kendilerini inşa etmesi mümkün değildir. Ama hepinizi tenkit edin diyor. Ona paçoz diyor. Berikine bilmem ne diyor. Böyle bir herife ne dersiniz? Tımarhanelik değil mi? Bir müddet sonra dışarıda. Bunu gruplar yapıyor bu memlekette. Sen kendini inşa edeceksen kimliğini bilet. Benden ne uğraşıyorsun? Efendim diyor sizin uzun aslanınız, ulubatlı aslanınız yalan diyor. Böyle bir tez var. Ulubatlı Hasan diye birinin kaydı yok dedi tarihçi arkadaşı. Yani Ulubatlı Hasan yok ama o kadar surları da Hasanlar tırmandı yani millet. Boyunuz yok. Siz Yahudi'ye de yardım etmeniz daha. Efendim diyor Çanakkale'de diyor 250 bin değil 50 bin öldü. Bak çok az rakammış. Evet diyor zaten diyor bir yerde de bir şey yapmadınız diyor bilmem ne. Böyle bir tarih yayılıyor yani ortaokul öğretmeni ne okuma yazma biliyor ne yabancı dil biliyor. İstanbul fethi üzerine abuk subuk şeyler yazıyor. Yani peki sen bunları yapıyorsun da Ransiman'da Schlumberger gibi işte öyle Türk sevmeyen büyük alimler ne anlatıyor? O gemiler oradan yürümemiş, yürüdü. Yürüdü, uzmanlar yürüdü diyor. Gemicilikten anlayan, rapor okuyan bir takım ecnebi, Türk ofi falan da diller bunu böyle diyor, sen ne biliyorsun? Adamın literatürüne bakıyorsun, kullandığı hiçbir şey değil. Sen bunu niye yapıyorsun yani? Bu bir acayip yol, bundan adam kendini yapacak. Hiç kimsenin kimliğine saygı göstermek için kendi kimliğine saygısızlık yapmak, onu inkar etmek durumunda değil. Bu mümkün değildir. Bu mümkün değildir. Çünkü hiçbir işe yaramayız. Bana Kenize Murat dedi ki, ömrüm billah dedi, bizden alınan bu vatandaşlığımı almak için çırpındım dedi. Çırpındım dedi. Paris'te başkonsolosken onun pasaportunu bir tören tertipleyerek bir kadir şinaslık verdi. Kenize Murat biliyorsunuz Sultan 5. Murat Han'ın torun çocuğudur. Yani torun çocuğu deriz, büyük torun derler Avrupa dillerinde. Ve Kotvara prensesidir ama babası da Kotvara racasıdır Hindistan'da Müslüman hükümdarlardan. Tabii de pasaport verim her şey ama siz de bu Ermeni jenositini Avrupa Birliği'ne gireceğim diye kabul ederseniz bu pasportu iade ederim.